Dostlar hepinize selamlar ve saygılar sunuyorum. 3 Şubat 2021 Çarşamba gününden. Şimdi aziz dostlarım, 1 numaralı kahve fincanım, 2 numaralı kahve fincanım ve 3 numaralı kahve fincanım var. Bakalım hangisini seçiyorsunuz? Bugünkü kahve seçti sevgili dostlar. Şimdi 1 numarayla başlamak istiyorum. Şöyle bir size doğru gösterdiğimde sevgili dostlar, bazı olayların içerisindesiniz. Hem içinde hem dışında olmak seni yormuş. Sanki birilerine rest çekmişsin. Beni ya bu olayın içerisinde tut ve benim de ağırlığım olsun ya da ben karışmıyorum deyip bir restleşmeniz söz konusu olmuş. Şimdi bunu çok iyi yapmışsınız sevgili dostum. Çünkü bazı olayların iç yüzünü bilmiyorsun ve senden saklanan, senden gizlenen şeyler var. Bunu iyice kavramalısın sevgili dostlar. Şurada bir tepeye doğru tırmandığını, bir şeyleri başarmaya çalıştığını görüyorum. Bir ardıç ağacı çıkıyor. Ardıç ağacı ruhsal olarak iyileşme anlamına gelir. Ve ardıç ağacı sevgili dostlarım, kış aylarında çok güzel bir koku verir kabuğundan. Ve siz de etrafınıza güven vereceğiniz anlamına gelmektedir. Ardıç ağacının bir köyün dışında olduğunu görüyorum. Sanki bir köprünün başında ve siz bir şehre gideceksiniz. Bu köprü sembolik manada bir yol kat edeceğiniz, kat ettiğiniz yolda da mutlu olacağınız anlamına geliyor. Mutlaka gittiğiniz yerde başarı ve akış seni karşılayacak sevgili dostum. Bir de aziz dostlarım, şurada 18 rakamını görüyorum. Şubat ayının 18'inden itibaren sevinçlerin var, mutlulukların var. Al ve kabul et, onu söyleyebilirim. İki kişinin konuşmasında biraz tereddüt var, biraz sıkıntı çekiyorsun. Birisi telefonuna katılıyor ve seni güç durumda bırakan bazı sözler söyleyebiliyor. Aldırış etme, yoluna devam et. Çünkü sevgili arkadaşım, birinci fincanı seçen sevgili arkadaşım, etrafın menfaatçi ve çıkarcı insanlarla dolmuş taşmış. Bunu incelemeni istiyorum. Bu duruma dikkat etmeni istiyorum. Şurada ibadet eden bir insan var. İbadetlerinin ve duanın kabul olduğu bir süreç yaşıyorsun. Haydi hayırlısı olsun bakalım. Burada resmen bir şeytan işareti, resmen boynuzları falan var. Şurada bakın sevgili dostlarım, resmen bir şeytan işareti. Bakın gösterebiliyorsam, resmen bir şeytan işareti var ve seni gerçekten kızan, üzen ve zor durumda bırakan birisine işaret ediyor. Bir yerde küsmüşsün birisiyle, elinden tutup kaldıran olacak. Ya neden küstün, neden darıldın deyip arabulucu gibi birisi, uzun boylu bir erkek burada küsmüş bir hanımı kaldırıyor. Ama yani duygusal beraberlikleri yok bunların. Sanki senin bir arabulucu kardeşin olabilir, işte birisi olabilir, ticari bir konuda birisine darılmış bir hanım var, kayıplarım oldu diyor. Ve bu hanımı barıştırmak için uğraşan bir bey var. Gayretleri boşuna gitmiyor. Bu hanım barışıyor ve hani husumette olduğu kişilerle barıştıktan sonra bir resmi evrak imzalanıyor. Çok iyi bir evrak sevgili dostlarım. Bir kaynayan kazan görüyorum, dedikodu kazanı ve bu kazanın içerisinde sanki iftiralar, sanki negatif enerjiler hepsi birden kaynıyor ama üzülme, sıkılma. Pek çok konu aydınlığa çıkacak Allah'ın izniyle. Senin de haklılığını herkes bilecek. Bunu söyleyebilirim. Burada bir kavak ağacı gördüm. Kavak ağacı boş konuşan uzun boylu bir erkeği temsil ediyor. Kavak ağacının yanındasın ve bu boş konuşan insanı susturacaksın sevgili dostum. Onun arkasına da sevinçli haber alacağın kesin. Allah'ın izniyle kara bulutların dağıldığı ve feraha çıktığım bir dönem ama duygusal ilişki bakımından sanki birisiyle bir yol ayrımına gelmişsin. Hayırlısı olsun bakalım. Ne diyelim sevgili dostlarım? Şurada sevgili arkadaşım, iki insan kesinlikle ve kesinlikle
bir yerlerde bir konuşma yapacaksınız. Sonu çok hayırlı ve uğurlu konuşma. Ve gözyaşının dindiğini, gözyaşından kurtulduğunu, feraha çıktığını görüyorum sevgili dostum. İki numaralı fincanı seçen sevgili dostum. Bakalım kahveyi pir, kalbime gir, kalbimdekini bil diyorum. Şurada bir aşk üçgeni var. Şu tabağın ucunda bakın sevgili dostlarım. Tabağın ucunda bir üçgen size açınca göstereceğim. Bak bak bak. Bazı olaylar üzerine yapışmış, bırakamıyorsun. Bazı olaylar sende alışkanlık yapmış. O konuda böyle değişim yaşayamıyorsun. Değişim yaşamak zorundasın. İkinci numaralı fincanı seçen dostum. Değişim yaşa. Bak görüyor musun? Nasıl yapışmış? Değişim yaşa. Evet. Bir şeyleri bırakmakta zorluk çekiyorsun sevgili dostum. Bakın şuradaki aşk üçgenini göstermek istiyorum. Şurada bakın. Aşk üçgeni. Dökmeden. Görüyor musunuz? Bir aşk üçgeni var. Sanki kalbin kırılmış. Üzülmüşsün. Bakın görüyor musun? Bir yanın ferah, bir yanın üzgün. Bu ilişkiyi, bu insanı bırakayım mı, bırakmayayım mı ya da ne yapayım, ne edeyim diyorsun sevgili dostum. Bazı mavi fincanı seçen dostum, birisiyle yol ayrımına gelebilirsin. Kocaman bir meleğin çıkmış. Bakın şurada kanatlı bir melek. İnşallah yakından görüyorsunuzdur. Kanatlı bir melek size yardım ediyor. Size böyle sıkıştığınız bir konuyla ilgili oldukça iyi şeyler söylüyor. Sen yüksekçe bir yere çıkmışsın. Elinde şöyle bir iki ucunda da bir şeyler tutuyorsun şöyle. Ve hani ben neler gördüm dayanıyorum diyorsun. Ve elinle tuttuğun o kuvvet var ya, elinle oldu tuttuğun kuvveti tekrar eline alarak da o zirveden iniyorsun ve kendini ispat ediyorsun. Bu zirveye çıkman kendini ispat etmen anlamına geliyor. Bazı maddi kayıplar var. Maddi kayıpları aştığını görüyorum. Burada orta boylu hafif kilolu bir hanım uzun boylu zayıf bir beyden sıkıntı almış. Fakat o sıkıntıyı ayağının altına itmiş gözüküyor. Ben diyor bu sıkıntılara çok katlandım. Bu sıkıntılardan çok yaşadım. Hani seni mi bırakmayacağım? Daha kötülerini gördüm diyor. Bu hanım gidiyor. Sanki bu hanım evli ve çocukları mı var bilemiyorum. Bir beyden sıkıntı almış gözüküyor. Evlilik de kötü gidiyor. Bazı mavi fincanı seçen dostlarım evlilikle ilgili sorunlar yaşayabilirler. Bu uzun boylu bey de bilemiyorum düşmanlık eden biri olabilir. Bir erkek kardeşi olabilir. Yani erkek kardeşiyle yuvası arasında, erkek kardeşiyle eşi arasında bocalayan bir hanım görüyorum sevgili dostlarım. Aile hayatınıza dikkat edin. İki numaralı fincanı seçen dostlarım. Burada bir genç kız dalgalı saçlı, bembeyaz tenli ve oldukça güzel gözüküyor. Burnu, ağzı böyle okka gibi derler. Güzel bir genç kız. Fakat yapayalnız geldi. Bir ihanete uğramış gözüküyor. Aldığı haberlerle beraber aşk üçgeni onu temsil ediyor olabilir. İhanete uğramışsınız bazılarınız. Gerçekten çok üzüldüğünü görüyorum bu genç kızın. Yüreği sanki bir göktaşı düşmüş de yüreği çukur açılmış gibi. Böyle yüreği habire kanıyor, için için ağlıyor, oraya doluyor. Fakat böyle depresyonda kalmaması gerekiyor. Biraz farklı insanlarla görüşmesi, farklı çevrelere girmesi ona iyi gelecek. Bir süre sonra bu kadın her neyse veya genç kız kendini toparlayacak. Bu genç hanım bir yerlerde gözüküyor. Farklı çevrelere girmek ona iyi gelecek sevgili dostlarım. Aynı zamanda ilham perisi ona böyle geliyor ve belki şiirsel, belki resim çalışmalarıyla sanatsal dalda ileri gideceğini, bazı işleri başaracağını görüyorum. Sanki acılarını ve yaşadıkları üzüntüleri, trajedileri resme dökecek, şiire dökecek bir sanat perisi ona destek veriyor. Bir genç kızın sanatta başarılı olduğunu görüyorum. Burada bir erkek, iri yarı bir erkek ailesine mi küsmüş, yakınlarına mı küsmüş, bir yerlere gidiyor gözüküyor sevgili dostum. Hayırlısı olsun. Tebdili mekanda bereket vardır, hayır vardır. Onu yapması gerekiyor. O gittiği erkeği bakın
Bir erkek bir yola gidiyor dedim ya, gittiği yerde başarı ve mutluluk onunla olacak sevgili dostlarım. Haydi hayırlısı olsun bakalım. Şimdi 3 numaralı pardon, 3 numaralı fincanı seçen sevgili dostum, bakıyorum. Bir hayli üzgün, bir hayli kızgın olduğun bir konuyu bir köşeye bırakmışsın. Hayat devam ediyor. Ben hayatı olduğu gibi kabul ediyorum dediğini duyuyorum. Bazı arkadaşlarım, 3 numaralı fincanı seçen arkadaşlarım, gözyaşın var. Gözyaşını kurutacağını görüyorum. Burada bir mantar topraktan bitmiş. Aniden gelen olaylar, aniden gelecek olan haberlerle beraber güzel güzel yoluna devam ediyorsun. Gözlük takan beyaz tenli, böyle yüzü oval olan 45 yaşlarında bir bey seni gizli gizli izliyor sevgili dostum. Bu kişi hiç iyi niyetli gözükmüyor. Dedikodunu yapabilir, seni üzebilir. Ayağının altında yılan olduğunu görüyorum. Sen eline taş alıp bunu atıyorsun yılanına ve bunun dedikodusunu, bunun kötü niyetini, bunun kötü kalpliliğini bir anda bertaraf ediyorsun sevgili dostum. Bu sana kötülük etmeye yeltenen kişi, her neyse, her kimse çekip gidiyor senden. Burada bir ev ve sevgili dostlarım, Ürgüp Göreme'deki peri bacalarını görüyorum. Nevşehir tarafına bir gezi yapabilirsiniz. Nevşehir bölgesine bir gezi düzenleyebilirsiniz. Çok iyi olmuş. Çok güzel şeyler çıkıyor. Gerçekten peri bacalarını gördüm. Yol gözüküyor. Yolda hayırlar var. Aniden bir gideceğiniz bir işte Nevşehir bölgesindeki gezi sana da iyilik getirecek. Atnalı ne şeklinde çıkmış. Nazar enerjisi çok yoğun. Mutlaka evinizde üzerlik tütün, Felak ve Nas surelerini okuyun sevgili dostlarım. Şurada kısa saçlı bir hanım, kısa saçlı kumral beyaz tenli bir hanım bir yere oturmuş. Böyle taş gibi bir kayanın üzerine, kaya gibi, taş gibi yüksekçe bir ay gelip ayağına durmuş. Bahtının açılacağını, yolunun açılacağını söyleyebilirim. Bahtı ve yolu açılmış bunun. Haydi gözün aydın diyorum sevgili dostlarım. Alper gibi, Ahmet gibi, Alperen ya da işte Ayşe olur hanımlarda. Ayşe, Aslı, Aysu, Aysun gibi birisi sevgili dostlarım. Sevinecek sürprizleri var. 3 tane S'ye yan yana. Sevinç, sürpriz ve sevgi beraber bu A harfiyle başlayan kişilere akacak. Adı A harfiyle başlayan kişilere sürprizler, sevgiler akacak. Gözünüz aydın diyorum. Bir de ev almanız söz konusu. Haydi hayırlısı bakalım. Üçüncü fincanı seçenler çok güzel olmuş. Sıkıntıyı bir yana atmışlar. Üçüncü fincanı seçen sevgili dostum, akıllı ve mantıklı hareket ediyorsun. Akıllı ve mantıklı hareket etmen seni çok iyi yerlere getirecek. Bunu bilmen gerekir. Ve şurada sevgili dostlarım, bir sıkıntı, bir üzüntü senden uzaklaşıp gitmiş ve sen ferahtasın, rahattasın ve mutluluktasın, huzurdasın. Aziz dostlarım, ben astrolog ve spiritüel danışman medyum Canan Canoğlu. Eğer bana WhatsApp'tan ulaşmak isterseniz numaram 0546 481 3506. Kahve bakımı, su bakımı ve tarot bakımlarıyla karşınızdayım. Aynı zamanda horoskop çıkartılması ve yıldızname çıkartılması konusunda da yardım ediyorum. Çakraların açılması da yine benim işimdir. Hoşça kalın, dostça kalın. Görüşmek üzere.